Herkese merhaba arkadaşlar, kanalımıza ve yeni videomuza hoş geldiniz. Bugün dışarıdayız. Neydi? Noel pazarı varmış, oraya geldik. Fiyalbakka'da. Şimdi o tarafa doğru yürüyoruz. Ailecek hep beraber. Bugün soğuk hava almaya geldik. Bakalım neler var. Hafta sonu çocuklar da evde. Şöyle bizim takım şey bebek arabasını sürüyor. Şu anda da eksi 10 derece, değil mi? Yani öyle gösteriyordu araba. Kızlar da önde gidiyorlar. Park bulamadık. Bayağı dolu sanırım. Biraz uzağa park ettik. Şimdi şu tarafa doğru yürüyoruz. Şey gibi böyle bir kamerada böyle farklı görünüyor rengi. Hava kapalı. Baksana. Evet. Karanlık duruyor. Evet. Hava böyle kapalı olduğu için ondan herhalde böyle gölge gibi. Kışlık neyimiz varsa giydik. Geldik değil mi? Evet. Çocuklar pantolonlarını, tulumlarını. Dikkatli olun. Eldiven, şapka. Çünkü dışarıda olacak ve dışarıda dolaşacağız. Şöyle Begüm'ün de bebek arabasına kışlık, uyku tulumu gibi bir şey bu değil mi? Yani bebek arabası için. Onun içine soktuk Begüm'ü de. Torbanın içine sokmuş gibi. Sushi var baksana. Ha, sushi de mi var? Tabii burada şimdi şeyler, mağazalar da açıktır herhalde, restoranlar falan. Cumartesi bakalım ne var. Hiç biz Noel pazarına geldik mi daha önceden? Gelmedik, bakıp bulduk. Evet, İsveç'te gelmedik. Biz de ilk kez geliyoruz. Almanya'da çok yaygın. Almanya'da gitmiştik de. Pazarın ilk başına geldik. Bayağı yoğun. Noel aksesuarları var tabii ki doğal olarak. Neler var ben de bilmiyorum. Dediğim gibi biz de ilk kez geliyoruz. Bal satılıyor. 60 kronluyor. Şöyle el yapımı şeyler var. Marmelatlar, reçeller falan, kurabiyeler. Belki bal alırım. Sanki fiyatı uygun gibiydi. Bir bakayım sonra. Burası bayağı şeymiş yol, böyle aşağı doğru yokuş. Çok fazla bir şey yok gibi sanki ama. Şöyle denize doğru. Yolun sonu denize çıkıyor yani. Hey! Hey. Bugün kesin tanıdık birilerini göreceğiz. Hatta evet, birçok kişiyi kesin göreceğim ben. Yollar buzlu değil, çakıl atılmış. Küçük taşlardan iyi, en azından kaymıyor. Atılması yasak bence. Yani yasak derken iyi değil. Arabalar hep camını kırıyor. Evet evet. Bizim arabanın camı kaç kere kırıldı o taşlar yüzünden otobanda giderken. Burada da böyle mumlar, Noel aksesuarları, şöyle çamlardan yapılan yuvarlak kapı süsleri. Genelde böyle şeyler satılıyor. Vav, bir şey yok ama dikkatli yürüyün de çocuklar, bazı yerler kayıyor gibi. He? Pepper koka mı? Evet, şu tarçınlı, zencefilli böyle yılbaşı kurabiyeleri var. Onlar genelde yaygın. Ay. Onlardan varsa alırız kesin. Çocuklar seviyorlar. Ne o? Küçük küçük pazar kurulmuş ama çok fazla bir şey yok. Çocuklar da köpekleri seviyor. Ha, bir de şöyle gidiyor. Sonra bu tarafa da gideriz. Şöyle gördüğünüz gibi
Böyle köprüdeyiz. Denize sıfır. Yine de şanslıyız. Hava çok soğuk değil bugün. Sadece -10 derece. Daha kötü olabilirdi. Değil mi? -10 gayet normal. İyi şu an ben eldivensiz durabiliyorum. Şuraya git, manzara çek burası. Çok güzel ya. Yani bizim çocuklar mekanı. Ben size şöyle biraz şu manzarayı çekeyim. Daha bazıları gemilerini içeri almamış bile. Şöyle köprüde. Bakın şu evler falan çok güzel böyle denize karşı. Buranın ismini de yazacağım. Fiyalbakka nasıl yazıldığını. İnternetten bakmak isterseniz. Böyle şu an köprüdeyiz. Ve güneş de var. Yani bence çok güzel bir havada geldik. Oh. Yerler buzlu kar gibi ya, nasıl ses çıkartıyor. Çok güzel. Kartpostal gibi değil mi? Ne kadar güzel. Şurada tam karşıda da evler var. Tam oraya ev yapmışlar. Şöyle Nuvalaksosarları, kahve falan satılıyor. Evet. Burada da ata biniyorsun herhalde. Gireyim bakalım. Şuradan şu kayalıklara çıkıyorsun. Çok tuhaf. Şöyle bakın. Bu kayaların tepesine okulla geldiğimizde çıkmıştık biz şuradan. Ya normalde sıcak şarap mı oluyor Gülök? Yani alkollü var, alkolsüz de var herhalde. Yani sıcak şarap, işte sıcak üzüm suyu, alkolsüz olan da çok yaygın. O aslında çok klasik içiliyor, o yok gerçekten. Almanya'da çok satılıyordu o. Aynen, kaynatıp şöyle. Sıcak da iyi giderdi yani bu havada. Şuraya girelim mi? Şurada ne var? Oraya girmedik. Bahar, oraya girelim. Oyuncak almayacağız çocuklar. Bakalım ne var? Kurabiye gibi bir şey verse, waffle bilmiyorum, o büyük bir şey ama belki kurabiye gibi bir şey, elimizde yiyebileceğimiz bir şey olursa alırız. Zaten kahvaltı yapıp geldik aslında, karnımız aç değil ama tabii ki çocuklar şimdi biliyorsunuz yemeden durmaz. Sıcak ateş de var, üşüyen ateşin başında. Bulem, senin suratın niye asık? Oyuncak almayacağız Bulem. Begüm'ün rahatı yerinde gibi görünüyor torbasının içinde, uyku tulumunun. Yürüyün bakalım yavaş yavaş. Yani. Mesela burada bir şey yapıyorlar ama ne yapıyorlar bilmiyorum. Bilmiyorum annem, insanlarda ne yapıldığını göremiyorum şu an. Şunlar çok yaygın. Böyle kapıya süsleme. Çam ağaçlarından, otlarından yapıyorlar. Mesela şu 200 kronmuş. El yapımı. Güzel bir kokular gelmeye başladı. Mumlar var. Pek bize göre bir şey yok aslında gibi geldi bana şu an. Bak burada ateşte ısınabilirsiniz. Eğer üşüdüyseniz ateşte biraz ısınabilirsiniz. Kimse üşünmemiş herhalde bizim aileden. Tamam, o tarafta ne var? O tarafa gidelim. Yani ateşte ısınmayacaksanız ilerleyeceğiz biraz. Go. Babanın arkasına yavaş yavaş yürüyün. Tamam bakalım bir. Annem onu nasıl yiyeceksiniz ya? Oturup yemeniz lazım. Neden hiç kurabiye gibi bir şey falan yok? Waffle diyor da bunlar onu nasıl yiyecekler? Oturup yemeleri lazım. Yani. Şöyle şey, lüsekat falan, pepper koku alalım, elimizde yersiniz. Şu arada sanki birileri çıkıyordu demin yerken. Öyle bir şey alırsak elimizde böyle hem yeriz hem gezeriz.
Waffle mı istiyorsunuz? Orada oturup da bu soğukta yemek yemek. Vallahi ben oturarak yemek yemek istemem. Belinay waffle kremalı falan filan annem. İkiye bir kaybettim Belinay. Bir de kremalı falan ya, o böyle şey değil hani. Kolay yenecek bir şey değil. Gred de var üstünde yani. Krema derken. He? Bıktın mı bu yerden? Buğlem, Buğlem'i duydun mu? Ben bıktım bu yerden diyor. Telefonumu düşüreceğim şimdi. Gelin. Zaten bitti ki. Nerede? Nerede? Almanya'daki Weihnachtsmarktlar değil mi? Gerçekten yani Weihnachtsmarkt'ı Almanya'da gitmek lazım bu bahar. Burada burada hiç şey yok yani. Hiçbir şey yok. Araba altımızda gidelim mi? Gidelim artık. Gidelim mi diyorsun? Almanya'ya Noel bayramına mı gidelim? Gidelim ya, ne olacak? Nasıl olsa ikimiz de evdeyiz. Arabaya atlayalım gidelim. Vallahi güzel olurdu aslında. Hiç fena olmazdı. Ha, peynir satıyorlar. Ne kadar şey değişik duruyor peynirler. Bunlar eskimiş kaşar herhalde. Tuhaf. İşte falan filan. Burada da. Bunlar var ama. Valla siz bir şey, bence hiçbir şey yemeseniz de olur ama illa bir şey yemek istiyorsunuz diye dedim. Belinay nereye önünden gidiyor anlamadım ki. Belinay da alt başını gitti. Bence güzel tut. Şuradan 3 tane kurabiye gibi bir şey aldık. Çocuklar onları istediler. O yürü, baban nereye gitmiş bak daha. Belinay kurabiye istemedi, ısrarla waffle istiyor. Ona da waffle almaya gidiyoruz. Biz de Hüseyin'le sıcak bir şey baktık ama içeceğimiz hiçbir şey görmedik. Dediğim gibi yeni kahvaltı yaptık ama işte çocuklar biliyorsunuz. İlla bir şeyler yemek istiyorlar. Tatlı olunca her zaman midelerinde boş yer var. Tatlıyı seviyorlar. Vallahi benim gözüm böyle sıcak bir şeydi şu an. Hafiften böyle bir soğuk gelmeye başladı. Şimdi şurada waffle satılıyordu ya. Belinay artık onu yiyecek, oturarak mı yiyecek? Ondan alıyoruz. Tüysen tak. Afiyet olsun Bahar. Şu amca o içecekten dağıtıyormuş bedava. Ben dedim iki tane alayım Hüseyin'e bana. Normalde bunun içinde çok şeker var ama artık yapacak bir şey yok. Alkolsüzmüş zaten. Alkolsüz dedi. Ben de içebilirim o yüzden. Şekerli de olsa içeceğim vallahi. Yapacak bir şey yok. Şey güzel olur. Begüm. Anneşi. Begüm de aslında hasta. Burnu falan şey böyle. Hafif ateşi vardı dün. Ve Bulem de. Teşekkürler. Evet ama o korları biz yiyemiyoruz. O korlar genelde domuz eti oluyor. Biz böyle yerlerde kor yiyemiyoruz hiç. Yani o yüzden buraya, şuraya ben şey ateşe biraz yaklaşmak istiyorum çünkü bir tık üşüdüm gibi. He? Çok çok tatlı onlar. Bir şey olmaz. Tatlıyı yersen ısınırsın. Var. Ama öyle. Böyle ara ara ateş yakmışlar ısınsınlar diye. Güzel fikir. Hüseyin de şurada belki görüyorsunuzdur. Belinay'la waffle sırasında. Ona da içeceğini verdim. You can smoke. Onunkinden smoke yaparsın. O waffle istedi ya. Sen de mi waffle istiyordun? Tamam, onunkinden smoke yaparsın. Zaten çok büyük. O onu bitiremez.
Bebek arabasını istersen bir tık şöyle çekebilir misin Bahar, sana zahmet? Geçenleri engellemez. Çok da yaklaşmasın. Ay, öyle değil. Şöyle. Ateşe yaklaşmasın çünkü zaten onun tulumu sıcak. Hayır, onu ye. Waffle'dan da yiyeceksin ama onu da ye. Onu da yemen lazım Bulem. Ben yiyemem, diyetteyim. Bulem'in dediği gibi şurada sosis satıyorlar. Aslında çok pratik alıp yemek ama biz böyle yerlerde sosis yemiyoruz. Bahar, ta kameranın önüne geliyorsun anne. Dikkat et, ceketini yakacaksın. Dibine girme o kadar. Bulem, kanebulanı ye. O zaman torbaya koy. O zaman torbaya koy ablası. Sonra yersin, kurumasın. Anne bak, Begüm'ün nefesine bak. Onun nefesi bile sıcak sıcak çıkıyor. Annesi. Sana bir tane alırsak çok büyük annem, yiyemezsin. Belinayinkinden sen de biraz yersin. Zaten sen kanelbülü de yedin. Babana sıra gelmiş mi? Yok, daha bekliyorlar. Nasıl yanlış? 70 durumdan 60. Eline yiyebilirsin. Üstüne bir şey istemediler, sadece pudra şekerli. Hüseyin de bonkör olduğu için 20 kron fazla yollamış. O da gözümüzün kaşımızın ayrı olsun. Kızlar reçel falan istemiyorlar. Reçel koymak isterlerdi de o fiyata gerek yok. O da bizden olsun onlara. Bulem aslında başka bir şey almıştı ama waffle'dan vazgeçemedi tekrar. Nasıl tadı? Evet, belki buralarda şey müzik olduğu için telif olacak. Mangal yapsın. Kor şey yiyorlar, sosis. Yani klasik. Geldiniz mi Bahar? Şurada da ateş var Bahar, üşüyorsan. Kızlar waffle'larını yesinler, gideceğiz artık biz de. Bu kadar bence yeter soğukta gezmek. Bir gün su duruyor mu Bahar? Artık Begüm sıkılmaya başladı herhalde. Hadi yiyin bakalım kızlar. Bir de bu aşağı indiğimiz yokuşu yürümek var. Şimdi o yokuşu çıkmaya çalışıyoruz. Yani geri dönüyoruz arabaya doğru. Çocuklar da üşümeye başladılar. Yiyeceklerini de yediler. Hadi Bulem. Bulem ağırdan ağırdan yoruldum diyor ama yapacak bir şey yok. Bu geldiğimiz yolu. Yürü Bulem. Şimdi köpekler birbirine şey yapacaklar. Biz de arada kalacağız. İnsan kadar da köpek var yani. Neredeyse. Herkes köpeğini getirmiş. Şimdi geri dönüyoruz arabaya. Begüm de karnı acıktı. O yüzden artık bize gitme vakti. Herhalde eve gideriz. Bilmiyorum ama bir Norbi'ye uğrayacağız bugün. Direkt mi geçeriz? Eve uğrayıp mı sonra gideriz bilmiyorum. Gelirken biraz güzel manzara çekmiştim. Hadi Bulem, hadi kızım. O manzaraları da. Evet. Manzaraları da bu videoya ekleyeceğim. Gelirken yolda çektiğim manzaraları. Annem yürü hadi. Gölde mi bu? Evet, göl. Ne gölü? Yok, deniz. Fragen om 200 meter in på Norrhamngatan. Yani gölde var ya, bazı yerleri buz tutmuş. Şu an -10 derece gösteriyor araba. Sväng svagt till höger nu. İnşallah park bulabiliriz. Buranın da manzarası çok güzel.
200 meter in på Falkevägen. Önümüzdeki de Norveçli. Herkes de tekrardan merhaba arkadaşlar. Biz eve geldik. Ben biraz üşümüşüm. Şöyle polar ceketimi de giydim gördüğünüz gibi. Dolaştık işte, size de gösterdik, zaten dışarıdaydık, hava da soğuktu. Norbu'ya falan gitmedik, alışveriş merkezine. Strömsat'ta arabamız vardı, bizim Volvo oradaydı, onu aldık geldik. Şimdi ben de bir kahve yapacağım kendime. Instagram'da da göstermiştim, bu kahveyi soranlar olmuş burada. Şöyle kapsel ismi de şu, bilmiyorum tabi bu her yerde var mı. Kahve yapacağım kendime. Şöyle bir sıcacık oturup içeceğim. Dediğim gibi kısa bir video oldu belki ama bence güzel bir video oldu. Soğuk da olsa biraz dolaştık. Çocuklar bir şeyler yediler. Güzel geçti. Umarım keyifle izlediğiniz bir video olmuştur. Böyle yerlere gidersek muhakkak sizler için de video çekeceğim. Yani değişik ortamları görmek bence de güzel olur. Neler yapıldığını müelde veya sadece izlemek. Manzaralar çok güzeldi. Onları da size biraz çekmeye çalıştım. Lafı çok fazla uzatmayayım. Videomu beğenmişsinizdir inşallah. Beğendiyseniz kanalıma umarım severek izlemişsinizdir. Videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videoda görüşürüz. Hoşça kalın. Ne derler? Buralara ayrı.